Okay, hello everyone. Welcome to our fifth lessons English English class. Okay, fifth lessons, fifth lessons. Beşinci dersimize hepiniz hoş geldiniz. Today, today, 16 December, 16 December 2018. Bugün 16 Aralık 2018. On Sunday, Pazar günü. Bugün. Bugün 16 Aralık e, 2018 Pazar günü. E, öncelikle hepinize merhabalar. First of all, e, hello to everyone. Okay. First of all English or Turkish, then English or Turkish. First of all then English. Okay? We can do that together. Arkadaşlar önce İngilizce konuşacağız. Ardından Türkçe söyleyeceğim. Bazen Türkçe söyleyeceğim, ardından İngilizce konuşacağız. Öncelikle herkes 5. dersimize hoş geldi. Burada olmanız benim için çok güzel bir şey. Burada olmanızdan çok mutluyum. I'm very happy to be here, okay, with you. With you by making English practice and learning English itself, okay? It, it, it's very good for me. Arkadaşlar şimdi bugün eski konuklarımızın yanı sıra yeni katılan arkadaşlarımız da var. E, bütün bu yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum Birkaçı Facebook'tan duydu Birkaçı bizi e, başka kanallarla duydular Ve e, bugün dersimize katılmaya karar verdiler Bu çok iyi bir şey e, Demek ki iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Peki Beşinci dersimizde izledik e, Arkadaşlar bundan önceki kayıtları Eğer derslere katılmadıysanız Bugüne kadar ve yeni katılıyorsanız Ve dersleri tekrar etmek istiyorsanız www.dünyaeseslen.com adresimizden İngilizce zamanı başlıklarını takip ederek izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ve daha önemli bir şey daha var. Bizim her hafta ve sunduğumuz o haftanın konusuyla ilgili yazılı ve sesli kaynaklarımız var. Onları da paylaşıyoruz. Onları da elde etmek istiyorsanız eğer düzenli olarak bu konuyla ilgili de e, Nurşen Sunar Korkmaz e, ne sunar korkmaz adresini isterseniz şimdi de TeamTalk üzerinden bilgilerinizi yazarak Bugüne kadarki bütün kaynaklarımızı, sesli ve yazılı kaynaklarımızı ben de istiyorum. Ben yeni katıldım. Dördüncü dersten itibaren katıldım. Beşten itibaren katıldım deyip e, talep edebilirsiniz. Bu söylemek istediğim şu e, bir gelişme. E, bunun dışında arkadaşlar ee, yeni katılanlar için kısaca paylaşmamız gerekirse benim adım Sevda Bozbey Yılmaz. Engelsizlişim Derneği kurucu üyelerinden biriyim. Ee, yaklaşık beş haftadır İngilizce derslerini veriyorum. Daha önce geçen yıl Hukuk e, Engelsizliğinde Hukuk Söyleşileri adlı bir ders gerçekleştirmiştim ve bu dersi de Parti Sabit kılıçla birlikte gerçekleştirmiştik. Bu yıl da yalnız değilim. Şu an size az önce merhaba dedi. Ece öğretmenimiz var. Ece Kır, İngilizce öğretmeni. Ece her hafta dersimize eşlik ediyor. Eşlik etmesinin de dışında bize sesli kaynaklar rica ediyorum. O da sesli kaynaklar hazırlıyor. So I'm very thankful, thankful to Ece. Okay. Ece'ye çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Oh, that's great. Ee, ayrıca Ay. bir konuğumuz daha var o da İngilizce öğretmenimiz yine Ayşe Adıyaman pek çoğunuzun Sesimiz Kitap ekibinden tanıdığı Sesimiz Kitap editörlerinden bir arkadaşımız ve aynı zamanda Engel Sevişim Derneği yeni üyelerinden artık yeni değil çok eski de Ayşe de arkadaşlarımızdan biri ondan da sesli kaynaklar istiyorum yani benim size gönderdiğim sesli kaynaklar Ece'nin ve Ayşe'nin değerli seslerinden ve Rıdvan, Rıdvan'ı zaten hepiniz biliyorsunuz. Onu anlatmama çok uzun uzun gerek yok ama yine de bir şeyler söylemek istiyorum. Rıdvan bizim her günkü kayıtlarımızı yapıyor. Her zaman orada. Ee, yani onun orada olması benim için çok 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 değerli. Onu bir bireysel olarak da paylaşıyorum zaten. Ee, ve şey Rıdvan aynı zamanda kayıtlarımızı yapmanın yanı sıra bu kayıtları düzenli olarak dünyasesten.com'a koyan bizim gizli kahramanımız. Ve tabii ki Nurşen'imiz var. Nurşen de kaynakların sizlere ulaşmasını sağlıyor. Burada herkese çok teşekkür ediyorum. Ben acayip bir ekip içindeyim. O sebeple de büyük bir keyifle anlatıyorum İngilizce dersini. Peki arkadaşlar, devam edeceğiz bugün. Devam edeceğiz zaman, genel olarak size biraz fikirlerinizi sormak istiyorum. Ya Bugüne kadar... Nasıl gidiyor? Ne buluyorsunuz? Özellikle eski katılanlardan rica edeyim. Daha yeni katılanların belki fikri olmayabilir ama. Bu izlediğimiz yöntem iyi midir? Kaynakların bu şekilde ulaşması iyi midir? Başka önerileriniz var mı? Bir yandan onları da duymak istiyorum. Şöyle bir 2-3 dakika sonra da derse başlayacağım izni. Buyursunlar. Valla kaynaklar iyi oluyor. Arşivleme bakımından güzel yani. Devam etmeli. Yani katılamasa bile belki ben biraz zorlanmaya başladım da. En azından sesli ve yazılı kaynakları takip etmeyi düşünüyorum yani. Yani şöyle, e, bu kaynakların her birini her hafta okumanızı zaten beklemiyorum ama e, şu, şu önemli, bunlar sizin elinizde birer arşiv, bir klasörünüz olacak, İngilizce klasörünüz olacak dönüp bakabileceğiniz zaman için. E, çünkü şöyle, İngilizce öğrenme yeni bir dil öğrenmeye başladığımızda e ee, özellikle görme, görmeyen olarak en çok zorlandığınız şeylerden bir tanesi kaynakların e, yazılı ve sesli halleri eskiden. Ve dolayısıyla da aslında hani ikisini bir arada vermekle biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Hani birbirleriyle birleştirirsiniz. Belki Hüseyin'le az önce biraz konuştuk dedi Sevda hocam. Direkt ben şu an sesli sesli kaynaklara odaklanmış durumdayım. Yazılı kısmı biraz benim eksik tarafım. İşte tam da o eksik tarafı yavaş yavaş kendinizi de yormadan mesela Hüseyin'le paylaştığım gibi hello diyelim ki dediniz. Ya bu hello nasıl yazılıyormuş diye böyle klasör klasör bir kaynaklar paylaştım sizinle. Onlara tabii ki de bakabilirsiniz arkadaşlar. Peki Şehruz are you here? Yes. Hello, how are you today? Fine, thanks. and you? Thank you, thank you so much. I am a little bit tired today. Peki, arkadaşlar, ee şimdi, now we are starting our new class, okay? Today our topic is occupations and jobs, arkadaşlar. Bugünkü konumuz meslekler, meslekler. Meslekleri birazcık çalışmıştık hatırlıyorsanız eğer. Ama bugün özel olarak meslekleri yer ayırdım. Ur um, Uğur Bey, where are you from? I am from Turkish. You are from Turkey, not Turkish. Because you are Turkish, but you are from Turkey. Türkiye'lisiniz siz ama Türksünüz. Eğer siz Türkseniz, I am Turkish. I speak Turkish. Okay? Okay. Ben Türk'üm. I am Turkish. Türkçe konuşuyorum. I speak Turkish. But ama I am from Turkey. Right? Okay. Did you understand? Anladınız mı Süper. arkadaşlar? Okay. Süper. Eee Uğur Bey, Süper. Where do you? Where do you live? Uğur Bey, where do you live? Nerede yaşıyorsunuz? Hmm. I am from Ankara. You are from Ankara. Okay. Şöyle diyebilirsiniz. I am from Ankara. Or ya da I live in Ankara. I live. Live. Yaşamak, ikamet etmek, oturmak. Okay. I, I live I, I, in Ankara. I live in Ankara. Okay. That's great. Congratulations. Um, Mustafa abi. Cevahir oğlu. Ben de. How are you today? I am fine, thanks. And you? Thank you, Mustafa. Abi, how old are you? How old are you? Okay, Mustafa abiye kaç yaşında olduğunu sordum. O da şu an büyük ihtimalle kaç yaşında olduğunu söylemeye I am çalışıyor. 63. 63 years old. Okay, you are 63 years old. I am yes, okay. 63 years old. Great. Allah uzun ömürler versin. Bu da İngilizce'de yok. Anladım. Okay. Bu yaşta öğrenmeye Şimdi... çalışıyorum bir <laughs> şeyler. <laughs> Müthiş. Müthiş. Wonderful. 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 Well done. Arkadaşlar. Very much. Efendim? Thank thank teşekkür ederim. Okay. <laughs> Congratulations or all of you. Okay, your energy <laughs> is very very good. Okay. Beni böyle idare edeceksiniz I... artık ufak tefek gideceğiz. Hayır hayır, çok ne idare etmek ne demek? Müthiş. Congratulations. Okay. Arkadaşlar, eee Enes orada mısın? Enes? Buradayım ama Enes, how are you today? How about you? Eee um, fark You. Thank you so much. Teşekkür ederim. Eh uh, how old are you Enes? Uh, I I am uh, I am yani uh, you are 20 years old. 20 years old. 20? Okay. You are you are very young. Okay. Enes yani, yani Okay, efendim. that's great. Ines, where are you from now? Where do you live I... now, Ines? I am from Turkey. You are from Turkey, but where do you live? Where do you live? E... I am Bolu. I live. I live in Bolu. In in, in Bolo. I live in Bolu. Congratulations. Wonderful. Congratulations. That's great. Okay, Arkadaşlar. Şimdi. Neleri öğrendik bugüne kadar? Selamlaşmalıyı öğrendik bir kere. Günün farklı saatlerinde birbirimize selam vermeyi öğrendik. Ee, bazı saatlerde kiminle ve nasıl konuşacağımızı da öğrendik. Aslına bakarsanız. Yani kimilerine dedik ki eğer biz bir resmi ilişkimiz varsa birilerine hey man, hi filan dememiz çok doğru değil dedik. Bunun yerine hello gibi daha resmi bir, bir şekilde konuşmamızın daha doğru olacağını söyledik. Sabahları good morning, öğleden sonraları tünaydın yerine good afternoon, akşamları bu saatlerde good evening. Ben size her zaman diyorum good evening everyone, how are you today diyorum değil mi arkadaşlar? Ve giderken good night diyorum, hoşçakalın diyorum, iyi geceler diyorum ve goodbye diyorum. Bunlar bizim selamlaşma şekillerimiz. Mustafa Çelebi orada mı? Evet buradayım. Mustafa Bey, how are you today? I'm fine, thanks. Thank you. Thank you so much. Ee, Mustafa Bey bize, e, Mustafa Bey bize ikişer ikişer İngilizce ondan geriye kadar sayabilir misiniz? Yes. Ten Eight, six, four, two. Perfect. That's great. Thank you, Hussein Ordesen. Are you here? I am here. Okay, that's great, Hussein. How are you today? How about you? Uh, I am very tired uh, because uh, very hard, untrained hours. Okay, you are very tired, but. but. Mm -hmm. Tekrar et. Repeat, 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 please. Repeat your um, sentence again. Um, I have antrenman, uh, antrenman, very hard antrenman hours. E, Hüseyin'in antrenmanı varmış arkadaşlar. Anladınız, anladığınız gibi. Başka türlü bunu nasıl ifade edebiliriz Ece, Ece öğretmen? Çok yoğun e, bir çalışma içinde olduğunu söyledi. E, training. I have hard trainings. Yes, that's great. That's true. Not entrenman, okay. <laughs> ben uh, <laughs> oh, hard entrenman hours demedim mi? Hard demedim, hard demiştim sanki. Yes, but training, training Not is good. Training, uh, entrenman, um, you have to use training. training. Uh, yes. Yeah. Mm -hmm. Training. Yes, training. Okay, training, training is a good word for entrenman, okay? Instead of entrenman, entrenman, you know it, 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 it's, it's typical Turkish. I don't know, uh, Arkalıstar. But uh, you can use training. Okay, training means antrenman. Yes. Okay, Anlamı, yes, uh, under, training training in the uh -huh. hard training. Okay. Um, where do you live? Um, I live in Ankara. Okay, my friends. Okay. Uh, Now we are starting our new topic. Okay. This is called occupations and jobs. Arkadaşlar şu an yeni konumuza başlıyoruz. Bu da neydi? Meslekler. Occupations or jobs. These are two words for meslekler. Okay. Meslekler için kullanabileceğimiz occupations and jobs. Peki. ne ee, Nebi orada mısın? Buradayım. How are you today, Nibi? How about you? I am fine, thanks. And you? Thank you, thank you very much. Nibi, biz meslekleri birinin mesleğini sorarken nasıl kullanıyorduk? Ne diyorduk? Karşımızdakini what öğrenmek için. Diyorduk veya What's your job? Diyorduk. Wonderful. Congratulations. What's your job? The first one veya uh, what do you do diyorduk. What do you do diyorduk. Harika. What do you do or what is your job? Okay? That's wonderful. Okay. Arkadaşlar, şimdi what do you do? What's your job? Mesleğiniz nedir? Ne yapıyorsun anlamına gelir. Kabaca aşağı yukarı bu şekilde çevirebiliriz. Bir de duyabileceğiniz şöyle bir şey var. Bu daha çok ee, özelleşmiş alanlarda kullanılır. Şimdi diyelim ki Ece ile ben e, ikimiz de İngilizce ile uğraşıyoruz. İkimiz de İngilizce ile ilgili bir şey yapıyoruz diyelim ki bir yerde karşılaştık. Ece bana şöyle sorabilir What's your job? Ya da What do you do yerine. Çünkü ikimiz de İngilizce öğretmeni olduğumuzu bildiğimiz için tekrar sormanın anlamı yok. İngilizce ile ilgilendiğimizi bildiğimiz için. Ama Ece bana şöyle sorabilir. What's your profession? What's your profession or what's your field or what's your area arkadaşlar? Yani alanın nedir? Hangi alanda çalışıyorsun? Profesyonel olarak yani ilgilendiğin uzmanlık dalın aslında. What's your profession? Bu daha çok akademik çevrelerde kullanılan bir şey. Mesela diyelim ki bir toplantıya gittiniz. ...işte ikiniz de psikolojide çalıştığını biliyorsunuz birbirinizin. İşte What's your profession? Oh, my profession is clinical psychology diyebilirsiniz. Ya da o diğeri diyebilir ki Oh, my pr my profession is uh, cognitive psychology, bilişsel psikoloji diyebilir. Ya da siz klinik psikoloji diyebilirsiniz. Profession daha çok ee, Ayrı uzmanlık alanlarında aynı alanlardaki ayrı uzmanlık alanlarının altını çizmek için sorula, sorulan bir soru olabilir. What's your area? What's your field? Gibi ee, bunu sorabilirsiniz bu şekilde. Ama bizim en çok kullandığımız günlük yaşam içinde What's your job? What's your uh... What's your job? What's your profession? Bunu çok kullanmıyoruz. Akademik çevrelerde kullanıyoruz. Ve what do you do? Okay? That's ee, true. Arkadaşlar peki şimdi buna biz ne tür cevaplar verebilirdik? Ona birazcık aslında çalışmıştık. Neler demiştik örneğin? Şöyle demiştik um, I am a clerk. I am a clerk. Memurum clerk memur demek. I am a clerk. I am a central operator. I am a telephone operator. Okay? Telephone operator. I am a central operator. Santralde çalışıyorum ya, santralde görevliyim diyebilirsiniz. I am a student. Student, student, student. Öğrenci demek arkadaşlar. Geçen hafta teacher demiştik. Teacher öğretmen. Students student öğrenci students öğrenciler arkadaşlar. Şimdi size hoşunuza gidecek bir şey söyleyeceğim. İngilizcede bazı kelimeler, bazı meslek isimleri sonuna -er takısı alarak oluşturulmuş olabilir. Örneğin örneğin bu size çok kolay gelecek. Yani kolay e, kafanızda oturtabileceğiniz bir yöntem. En azından mesleklerin büyük kısmını bu kadar hızlıca öğrenebilirsiniz bu şekilde. Örneğin teach, teach. Öğretmek demek teacher, öğretmen demek. Teach, öğretmek. Teacher, öğretmen, öğretmen. Örneğin engineer, engineer, mühendis demek. Engineer, mühendis work iş demek, çalışmak yani iş anlamındaki çalışmak. worker işçi demek. worker worker sing şarkı söylemek demek. sing singer şarkıcı, ses sanatçısı demek. singer Okay? Devam edelim. Or and another one, uh, farm. Sorry to interrupt you. Farm çiftlik, farmer çiftçi. Okay, farm. Okay, çiftlik, farmer, çiftçi demek. Another, another examples öğretmen do you have? Uh, with, uh, For with example, arm dance, arm dance, arm. dance oh, yeah, dancer, dance. E dans etmek demek dancer dansçı dans eden yeah. kişi demek arkadaşlar. I have swim uh, drive, swim driver hmm? drive driver paint painter swim swim. Okay. Yes. Swim swimmer swim yüzmek demek swimmer yüzücü demek. Singer sing paint, singer. Yeah, singer thank you. Uh, sing singer ses sanatçısı ve şarkı söyleyen demek. Paint çizmek yani resim çizmek demek. Painter ressam hani diyebilirsiniz. Driver drive kullanmak. Driver sürücü yani araba kullanmak anlamındaki sürücü gibi pek çok meslek var. Bunların sonuna E takısı getirerek yapabiliyoruz. Peki ama öyle olmayanlar da var. Örneğin, ay a Scientist bilim adım adımı ya da bilim kadını scientist, okay. secretary, I'm a secretary, I'm a lawyer, lawyer avukat demek, secretary sekreter demek, okay, actor. Nurse. Love ne demek peki love? Love, yes. love aslında şöyle çevrilebilir, hmm, hani savunmak gibi yani savunma şeklinde çevrilebilir ya da ee, Başka nasıl e çevirebiliriz yasa Ece öğretmen? Yasa. kural yasa. Yapmak hani kanun yapmak <laughs> var ya arkadaşlar kanun yapmak love love kanun yapmak kanun oluşturmak aslında demek arkadaşlar. True ve repeat ne demek? Sorry? Uh, true ben dersin biraz ortasına doğru That's edeyim. true yani bir... that's true doğru demek. Repeat. Repeat. ''Repeat'' tekrar Yalnız etmek süpersin. demek. ''Repeat'' Okey Aysel ha, süpersin. Teşekkür ederim. Harika. Peki arkadaşlar böyle derslerde yakaladığınız kelimeleri de sorabilirsiniz. Çünkü ben onları özellikle sizin kafanızda kalsın diye kullanıyorum. Olur mu? Peki. Aysel are you here? Buradayım. I... Great. Ee, yes. Buradayım diyebilirsin ya da I am here diyebilirsin. I am Aysel <laughs> are you here? Yes. Great. How are you today, Aysel? Hi, thanks, and you. And you? Thank you. Thank you so much. Aysel, how old are you? How old are you? I'm 20 years old. 20 years and old. You? you are very young. That's great. Arkadaşlar çok genç arkadaşımız var. Bu çok güzel bir şey. Aysel, what is your job? I'm a clerk. You are clerk. Okay. You finished your high school, right? Liseni bitirdin mi Aysel? Liseyi bitirdin mi? Ben bu arada özür dilerim. Ben yanlışlıkla 20 yaşında, 26 yaşındayım ben özür dilerim. 26. Ee, düzeltebilirim onu. 26. Ee, 26 years old. That's great. Okay. <laughs> no problem. Okay. no problem. Okay. peki. Arkadaşlar. Şimdi. Meslekler Bizim günlük konuşmalarımızda son derece başvurduğumuz şeyler yani konuştuğumuz, e, ne yaptığımızı merak ettiğimiz alanlardan bir tanesi. E, örneğin ne demiştik? For example, for example. Daha önce kullanmıştım for example'ı. Örneğin aktör. Aktör demek yani bazı kelimeler de kulağımızda var aslında Türkçe'ye geçiş olmuş. Actress örneğin artist diye geçer hani bizde biliyorsunuz hani artist kadın e, oyuncu, aktör erkek oyuncu örneğin e, geçen hafta şey dedik I am I am not working now dedik şu an çalışmıyorum I am not working now I am retired emekliyim I am retired bir de unemployed var. Bu ne demek Ece öğretmenim? Unemployed'ı nasıl kullanabiliriz? Bu da işsizim demek. Unemployed. İşsiz. Evet arkadaşlar. Unemployed. işsizim demek. Yani I am not working now. Bunu hani geçiştirerek e, söylediğimiz bir şeydi. Şu an için çalışmıyorum. İş arıyorum anlamına i̇ş arıyorum. gelebilir mi acaba? E, i̇ş arıyorum diyebilir. Anlamında değil ama şu iş, iş arıyorsan eğer e, I am looking for I am looking for job diyebilirsin. Başka bir şekilde söylememiz mümkün mü Ece öğretmenim? No, it's okay. I'm looking for work. Looking for job. Hani orada işsizim derken bir mağduriyet söz konusuymuş gibi anlaşılabilir mi acaba? Hani işsizim ama bir yandan iş arıyorum gibi. Yani şöyle farklılıkları var. I'm not working now. Şu an çalışmıyorum. Ee, farklı bir şeydir. Ara vermişsindir. I am unemployed. işsizim. Arıyorum ama bulamıyorum gibi bir durumda olabilir. Bir de free, Tabii işsizlik genel free anlamıyla you. mağduriyet hissettiren bir şey, genel olarak hani öyle hissettiğimiz bir şey. Gözde orada mısın? Yes, I am here. I am here. You are here. Wow, welcome. Welcome Gözde. Ee, Gözde, how are you today? How about you? Uh, I, am I am fine. And you? And Thank you, thank you so much. Gözde, how old are you? I am uh, 34 years old. 34 years old. Okay, Gözde is 34 years old, arkadaş. Gözde, what's your job? Uh, I am public relationship in Istanbul bilgi University. Uh, what relationship? Yes. What relationship? I don't understand. Anlayamadım ne olduğunu, mesleğinin nerede olduğunu. Bilgi Üniversitesi'nde olduğunu anladım. Uh, Public relationship? Uh, I am communication. I am communication. Uh, you are communicator? Um, ya you are, you are... Ne yapıyorsun? Bana söyle Türkçe çevirmeye çalışırım. Aslında şöyle, me, e, iletişim okudum ama e, engelli öğrenci birimde görevliyim. Okay, you you are working at disable, disability office, okay? You are working okay. at disability office at Bilgi University. Congratulations Gözde. Maybe. Arkadaşlar Gözde Bilgi Üniversitesi'nde çalışıyor. Engelliler biriminde. Oradaki e, engelli öğrencilerin bir takım işlerini, ihtiyaçlarını koordine ediyor. Doğru kişilerle buluşmasını sağlıyor. Doğruyum değil mi Gözdeciğim? Yes, evet. I think uh, That's true. She Okay. tries to say public relations. Şey bir şey sorabilir miyim? Okay public relations. Okay public hmm. relations. Okay Gözde arkadaşlar Gözde e, halkla ilişkiler mezunu olduğunu söylemeye çalışmış. Ama engeller biriminde çalışıyor But olduğunu she vurguladı bir yandan wrong, So we didn't understand. Just I guess. Yeah okay. Uh, Would have had possibility. Thank uh, you Ece öğretmen. Sevda Hanım. Buyursunlar. Uh, Acaba acaba şey görme engelli talebe sayısı Bilgi Üniversitesi'nde var mı bayağı? I don't Gözde, can you give information about the, uh, um, I how many, how many people, some, how many uh, handicapped people, impaired students yes. at Bilgi University? Ne kadar bir... Um, uh, the students, um, Um, four. Is yes, the students um, the students four? Evet henüz bunu demeyi bilmiyoruz ama Mustafa abi there are okay there, there are, are, are four I'm, impaired I'm exacting, students. Uh, okay. I I forgot uh, there are four. Okay, um, okay, okay, no problem, no problem. We don't know this topic now. Okay, we we are not uh, we we are not covering this one. Arkadaşlar, ee, bunu da öğreneceğiz. Bir okulda kaç kişinin, bir sınıfta kaç kişinin, bir ailede kaç kişinin olduğunu nasıl söyleyeceğimizi de gelecek derslerde öğreneceğiz arkadaşlar. We will learn it. We will learn them all the concepts for the next classes next lessons okay don't worry peki arkadaşlar şöyle meslekleri bir tanımamız gerekirse en baştan at the beginning okay we are now we are um, we are uh, we are learning now occupations and job jobs okay so we have we have um different jobs now okay name of the jobs name of the um occupations okay for example me ben arkadaşlar sevda um, I am I am a guidance and psychological counselor arkadaşlar ben psikolojik rehberlik ve danışmanlık e, danışmanım demeye çalışıyorum şu an o işi yapmıyorum ama aslında oradan mezunum. Guidance and Psychological Counselor. Okay. For example, Ece Guidance <laughs> mezun demek mi? No, guidance rehberlik demek. Psychological counseling psikolojik danışmanlık demek. Psychological, psychological psikolojik. Counseling danışmanlık. Counselor Danışman, counseling danışmanlık. okay? Hmm. For example, Ece öğretmen. Ece is a, is an English teacher. Ece is an English teacher, okay? Aysel is a clerk. Clerk goes Gözde there is, is a clerk also. We can say clerk. Okay. I am a lawyer. For example. cat lawyer. I am a singer. Singer. Şarkıcı. Şarkıcı. I am mm -hmm. a telephone operator. Okay. I'm a dancer. Dans ediyorum. Bans I am kilimeler... a player. What? I am a player. Player? What's player? A sporcu. Player. 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 Okay. Uh, okay. Maybe you can. Maybe you can, Hüseyin. You can emphasize the which player. For example, mesela şunu vurgulaman gerekir. I'm I'm a football player football player. Basketball I am a basketball goalball player. Goalball player. Goal player. That's great. Okay. Congratulations. Evet az önce Hüseyin'le Şehruz'un arasında bir gol-bol meselesi vardı. Ee, çok güzeldi. Ben de bir yandan dinledim. Eee Şehruz, are you here? Yes, of course. Okay, that's great. Welcome again. Hüseyin sen de oradaydın zaten. Şimdi arkadaşlar şimdi Öncelikle Şehruz ve Hüseyin ilk defa tanışıyorlar, karşılaşıyorlar, öğleden sonra bir vakitte tanışıyorlar. Slovenya'da tanışalım. Nerede? Slovenya'da tanışmıştık. Okey. <laughs> tamam harika, harika süper. Şimdi Hüseyin ve Şehruz'dan şöyle bir diyalog istiyorum. Önce birbirlerini tanışacaklar, selamlaşacaklar, birbirleri hakkında bilgi alacaklar. Adlarını, soyadlarını işte nereli olduklarını, kaç yaşında olduklarını, mesleklerini içeren ve sonra e, bu bütün bunları içeren güzel bir diyalog alacağım. Ardından da devam edeceğiz. E, önce e, Hüseyin başlasın. Slovenya'da karşılaşmışlar. Şehruz, you are English, okay? You are you are coming from England, okay? Hüseyin sen Türkiye'den geliyorsun. Azerbaycan'dan gelsin. Ben daha Azerbaycan'dan geliyorum. Ya. Okay, okay, okay. No problem. Okay, that's great. Ee, tamam, peki. ikisi i̇kisi de farklı ülkeler zaten. Peki, Azerbaycan olsun Şehruz. Sen de zaten Türksün, Türkiye'den gidiyorsun. Şimdi o zaman günün ortasında yemekte karşılaşmışsınız. Hüseyin sen başla ve sizden birbirinizle ilgili hem tanışma hem selamlaşma güzel bir diyalog istiyorum. Meslekleri de içeren, mesleğini sormayı da içeren. Let's start, please. Hello. Hello, good afternoon. Oh, good afternoon. How are you? I am fine, thanks. And you? Fine, thanks. What's your name? I am a. Hussein. Oh, Hussein. What's your no. name? My name is Shahruz. Oh, nice to meet you, Shahruz. Where nice to you too. Where I'm from? from Azerbaijan, and you? Oh, wonderful! Nice to meet you. And I'm I am from Turkey. Oh, Turkey. <laughs> mm, very nice. Uh, what do you do, Shehmuş? Mm, mm, I'm volleyball player. Oh, and wonderful! You? Yeah, wonderful. I am a goalball player too. Um tournament goalball player too? Yes. In tournament in Slovenia. Oh. Good luck. Oh, thank you. Thank you. Good luck. Congratulations. Thank you very much. Um uh, how old are you Shehmus? I am 24 years old, uh, and oh, you? very young. Very young, a player. Yes. <laughs> I am, I am a, a 30 years old. Very older. <laughs> no, no. <laughs> <laughs> no problem. Architecture you super, Wonderful. Really, really. You are all wonderful. Uh, Be kere... kidding. bu cesaretinizden dolayı sizi kutluyorum. Bir kere hiç önemli değil nasıl konuştuğunuzun ve ee, hani bunu şu bakımdan söylüyorum. Dil öğrenmekteki en ciddi problem insanların konuşmaktan gerçekten çekiniyor olmaları. Sizi bütün kalbimle kutluyorum. Congratulations. Congratulate all of you with my heart arkadaşlar. Tüm kalbimle kutluyorum sizi. Devam edelim. Var mıydı daha var mıydı? Devam edelim. Ya sanırım herhalde. Hmm. Bu kadar. Okay, that's okay. all. That's all. Alte orada mısın? Yes. Alp yes. I power you today. Fine, thanks. And you? Thank you. Welcome to uh, our English lessons. Arkadaşlar şimdi de şimdi de Alp birlikte Enes orada mısın? Buradayım hocam. Süper, harika. Şimdi Alp ile Enes'i e eşleştirdik bu kez de. Alp ve Enes aynı diyaloğu bize bu kez akşam saatinde karşılaşmışlar. Önce birbirlerini tanımaya çalışıyorlar. Selamlaşıyorlar tabii ki kibar bir şekilde. Selamlaşıyorlar, birbirlerini tanımaya çalışıyorlar. Birbirlerinin halini hatırını şöyle bir soruyorlar. Nereli olduklarını öğreniyorlar. Yaşlarını, mesleklerini birbirlerine soruyorlar. Böylece kabaca bir tanışmış oluyorlar ve sonra bakıyorlar bu ilişkinin geleceği var mı acaba birbirimize telefon numarasını versek mi diye konuşuyor. Okey. Şimdi önce Alp'in başlamasını istiyorum. Sonra da Enes'le Enes devam edelim sırayla. Güzel bir diyalog bekliyoruz. Demek ki diyalogun sadece akşam karşılaşmasını düşünebilirsiniz. Araya kendiniz böyle Hüseyin'in yaptığı gibi çaktırmadan başka kelimeler bildiklerinizi paylaşabilirsiniz. Bildiklerinizle görüşmek çok güzel bir şey. Buyursunlar. Hello, good evening. Hello, hey, good evening. What's your name? My name is Ernest. My name, name is Alp. Nice to meet you. Nice to meet you too. What do you do? What do you do? What do you do? Where are you from? Uh, I am from Turkey. What's Where are job? you city? What's your city? job? Which city? Istanbul, Ankara, Antalya. Uh, uh, I am from Bolu. Uh, oh, really? I am from Antalya. Good. very good what's your job a, what, a, i am i'm am i'm a student oh really i'm student high uh high license, Yüksek lessons high lessons you uh, can say you can say master degree okay master degree. Ah master, master students. students. Yes, master students. Okay. And hmm. and alp, eğer sen de öğrenciysen mesela o dedi ki I am a student dedi. Sen de şöyle diyebilirsin. Oh, I am student too. Ya da I am also student. I am student. I am master student diyebilirsin olur mu? Devam edelim. Aha, yes. I'm master. I'm also student or I'm master student. That's great. Bunun başka kavramları da var ilerleyen zamanlarda. Şimdi basit düzlemde söylüyorum. Eee Okay, I değil think. I What think are you doing? Okay. Saves. Sorry, NS. What are you doing now? E, I am uh, English. Okay. I am studying. I am studying English. Studying. You are studying English. Wow! That's great. Arkadaşlar Hüseyin uh, şey dedi, uh, Alt ne yapıyorsun şu an dedi. Enes dedi ki I am studying English now. Okay. Congratulations all of you. Really that's great. Uh, Uğur Bey orada mısınız? Buradayım. Süper. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Okay. Ee, Aysel orada mısın? Buradayım. Şimdi Aysel sen de senle Uğur Bey'e eşleştiriyorum. Hadi. Senle Uğur Bey'e eşleştiriyorum. Siz de sabah kahvaltısında karşılaşmışsınız. İki farklı ülkeden geliyorsunuz. Uğur Bey e, İngiltere'den geliyor. Sen de Fransa'dan geliyorsun tamam mı? Evet, Fransa'dan evet, geliyorsun. Tamam, tamam. Aysel e, e, sabah karşılaşıyorsunuz kahvaltıda önce birbirinizle tanışıyorsunuz isminizi mesleğinizi nereli olduğunuzu bir de birbirinize nasıl olduğunuzu sorun ve tanıştığınızda memnun olun olur mu? Buyursunlar efendim. Uğur Bey siz başlar mısınız? Uygun bir selamlamayla sabah karşılaştık çünkü. Aysel. Hello, good morning. Hello, good, good morning. How are you? Thank you. How are you? I thank you. Uh, where are you from? I am from England. Thank you. Uh, I am from France. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your job? I am a central operator. Well, you are? I am a clerk. I'm a central. I'm a central operator. operator değil, ur I'm a central operator. Okay. Okay. Central Peter, Thank you. Let's continue. Devam edelim. Ne var ya? 33. 33 years old. He is. He is 33 years old. Great. Aynı şekilde karşı tarafa soruyor değil mi bu sorunuz? Maybe, be Yes, you can ask. You can ask. And uh -huh. you? Or how about you? Okay. <coughs> um, so far like the director. I'm twenty-six years, years old. old. Okay, that's nice great. Nice to meet you. Okay. Arkadaşlar nice to meet you dedi Aysel. Tanıştığıma sevindim dedi. Başka bunu nasıl ifade edebiliriz? Nice to meet you. I am glad to meet you. Great to meet I am you. pleasure to meet you. okay Bu şekilde ifade edebiliriz. Peki <laughs> e, Ezgi ile bir arkadaşımı daha eşleştireceğim. Ezgi ile Mustafa Çelebi. Mustafa orada mısın? Mustafa. Evet buradayım. evet buradayım. Harika. Mustafa, e, Mustafa is um, 47 years old, right? Yes, it is. Yes. Okay. How are you today, Mustafa? I'm fine, thanks. Thank you. Fine. Thank you. Mustafa is the little Mustafa, the first one. Mustafa Cevaroğlu abi, big Mustafa. Okay. Yes. Big one. Okay. Arkadaşlar, şimdi e, Mustafa ve e, Mustafa ve e, Ezgi bir akşam yemeğinde karşılaşmışlar. Birbirlerini tanımaya çalışıyorlar. Mustafa İtalya'dan geliyor. Ezgi İspanya'dan geliyor. İkisinin de ortak dili değil aslında ama İngilizce konuşmaya çaba gösteriyorlar. Ve düşünün ki birbirlerini anlamaya çalışıyorlar. Önce birbirlerini tanıyorlar, isimlerini, nereli olduklarını, mesleklerini, hallerini ve hatırlarını soruyorlar tanıştıklarına seviniyorlar ve ayrılıyorlar. İspanya nasıl Okay, İspanyolca. I'm e, I'm from Spain. Spanish. Spain, Spain. E, Italy. Italy. İtalya için, tamam mı? Italy. E, ve ezgi başlayacak. Akşam yemeğinde karşılaşıyorsunuz. Uygun bir selamlaşma ile başlayıp birbirimizi tanımaya çalışalım. Halimizi, hatlımızı sormayı biliyoruz. WhatsApp. What's up? How is it going on? Okay? How is going on? Okay? How are you today? How are you? Yeah. Okay. So, let's start friends. Hello. Hello. What's your name? Hello. My name is Mustafa. What's your name? My name is Ezgi. Nice to meet you Mustafa. Oh, me too. Where are you from? I come from Spanish, Spain. Oh, very nice. Uh, where are you from? I'm from Italy. Good. Um, What's your job? Uh, I am a bank official. Of oh, good. How old are you? Um, I am 21. And you? I'm 47 years old. Uh, good. Meslekler nasıl oldunuz? Meslekler. meslekleri sorduk. Ben bir kere daha sorun ona? ve farklı şeyler söyleyin. What is your job, Mustafa? Yeah, I'm doctor. Söyleyeyim ya, hani neyse öyle diyelim. Oh. What is your job? I am a bank official. Oh, good. Nice to meet you. Uh, nice me to too. meet you too. Evet, nice to meet you, you too. Bravo Ezgi. Bravo. Süper Mustafa, harikasınız. Kutluyorum ikinizi de. Congratulations all of you. O zaman devam edelim. Nebi orada mısın? Buradayım. Ee, Nebi ile Uğur Bey'i karşılaştırıyorum. istiyorum. Uğur Bey, are you, are you here? Okay, yes. Okay. Şimdi, Nebi ve Uğur Bey, e, ikiniz de yine e, sabah kahvaltısında karşılaşmışsınız. Önce birbirinizle tanışın, isminizi, nereye olduğunuzu, mesleğinizi, bu nasıl olduğunuzu birbirinize söyleyin, tanışın ve ardından da Birbirinizle tanıştığınızı sevinin. Olur mu? Yani sevinmenizi umut ediyorum. Buyursunlar. Uğur Bey başlasın bu kez. Hello, good morning. Hello, good morning. Yeah, I am Uğur. What's your name? My name is Nebi. Nice to meet you. Where are you from? I am from Turkey. What's your job? I am a clerk. Okay. Okay, arkadaşlar. Şimdi hatırlıyorsanız özellikle geçen hafta last week arkadaşlar last week geçen hafta sizlere bazı kaynaklar göndermiştim. Ve bu kaynaklardan bir tanesi de W ve H harfiyle başlayan yani WH Question arkadaşlar W soruları question soru W questions vardı arkadaşlar W questions ne demek öncelikle bizim İngilizce'de önemli bulduğumuz bir soru grubu nedir bunlar ne ne zaman nerede kim kiminle, nasıl gibi soru kalıplarını içeren ve W ve H ile başlayan önemli sorular bunlar. Şimdi biz şeyi öğrendik aslında. Neyi öğrendik? Neyi nasıl öğrendik? Dedik ki what is your name? My name is Sevda. What is your name? My name is Sevda. Ya da I am Sevda. Ya da telefonla konuşuyorsam eğer uzaktan biri ise This is sevda dedim. Ne sorusunu öğrendik. Ne? What is your job? Mesleğin nedir? Değil mi? What is your job? What do you do? I'm a singer, I'm a nurse, I'm a doctor, I'm a clerk, I'm a telephone operator, I'm a sociologist. Okay? Bunu da öğrendik. Ne? Peki How? Ne zaman? Ne zaman? Wow. Nerede? Where? değil mi? Ne zaman? When? Nerede? Where? Where are you from? Nerelisin? Kısmen onu söyleyebiliriz. Evet. Peki ee, nasıl? Hatta buna da biraz değindik. Nasıl? How? How, or, how How old are you dedik. How old are you? Kaç yaşındasın dedik. How are you dedik? Nasıl? How is it going on dedik? Nasıl? Değil mi? Nasıl? diye sorduk. Bunu da kısmen öğrendik. Ve kim kim Who? arkadaşlar kim demek Who demek. Ece Ece öğretmen bize özellikle ne zaman kim kiminle ve w ile başlayan diğer soru grubunda kısaca anlatabilir misiniz? Örneklerle. Okay, let me start. WH uh, questions kim, who. For example, eğer birisi kapıyı çaldı ve siz o kim demek istiyorsunuz. Who is it? Who is she? Eğer she ya da he olduğundan eminseniz, who is she? O kim? Who is he? Ya da emin değilseniz, who is it? O kim? Ya da kim geliyor diye soracaksınız. Who is coming? Ya da kim çikolata ister? Who wants chocolate? Kim çikolata ister? Um, when? Ne zaman? When is your English class? İngilizce dersiniz ne zaman? When is your English class? Where? Nereye? Nerede? Where are you going? Nereye gidiyorsun? Hmm, ya da bizim öğrendiğimiz kalıplardan. Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Başka eğer vurgulamam gereken bir nokta varsa hocam. Söyleyin lütfen. Please. And I can Ay, add something. Ah, diye bir şey hatırlıyorum sanki. Doğru mu hatırlıyorum acaba? Evet yani var. Which diye bir kullanım da var. O da WH questionlara evet, girebilir. O, onu daha sonra konuşacağız. O biraz daha. Mesela when did came? came. Uh, when did came olmaz. Ne zaman mm -hmm. geldin mi demek istiyorsunuz? When? Yani ne did... zaman geldin? Aynen. When did came? When? When did uh, when you come? Okay. Bazı kuralları var. Aha, when did you come? Yes, we when have some came? we ben have some ikinci roles. haliyle sormuşum. No problem. We have some rules about the uh, about the tenses. But we are not to focus on now. Okay, biz e, tensler hakkında, tensler üzerine odaklanmayacağız. Daha çok e, pratik İngilizce konuşmaya yönelik çalıştığımız için sizi gramere boğmayacağıma söz vermiştim. Okay, arkadaşlar Ece öğretmenin vurguladığı When is your English class? Ne zaman dersiniz? When is your English class? Bunu nasıl cevaplayabilirsiniz? Örneğin, my English class ya da or arkadaşlar our English class benim ya da bizim. Our ya da my. Benim İngilizce dersim demek istiyorum. İngilizce dersim demek istiyorum. My English class is on Sunday evening on Sunday evening pazar akşamı at at 20 o'clock okay saat 8'de pazar akşamı my english class my english lesson is on sunday at 20 20 o'clock okay rakamları biliyoruz değil mi One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Değil mi? Rakamları öğrenmiştik. Demin geri geri saydı Mustafa. Harfleri öğrenmiştik. Değil mi? Harfleri hatırlıyorsunuz. A. Hatta harflerle ilgili size şöyle bir şey yapabilir miyim izninizle? Ee, i̇lk harfleri ben öğrendiğimde bu şekilde bir şeyle öğrenmiştim şarkıyla A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z gibi bunu da bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Harflerin geçen hafta harflerin nasıl kodlandığını öğrendik hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Nasıl ki biz Ankara, İzmir, değil mi? İstanbul diyoruz. İngilizce'de de uluslararası diller dil olduğu için kodlama biçimi var. Bu kodlama neden önemli? Şu bakımdan önemli. Örneğin telefonda bir e, alışveriş yapıyorsunuz ve sizden isminizi, adresinizi e, sordular size. Ama tabii anlayamadılar çünkü farklı bir dil. Dolayısıyla da sizden kodlamanızı isteyebilirler. Şimdi ben bütün harfleri saymayacağım ama baştan kodlamaları saymayacağım çünkü onu önceki derslerde paylaşmıştık. Ama kendi ismimi kodluyorum. Now I'm spelling my name. Okay, my name, my first name, my second name and my third name. Birinci, ikinci ve üçüncü isimlerimi kodluyorum arkadaşlar. Okay, kodlayarak söylüyorum. Önce First of all, I am spelling save Sevda. Okay, S, Sierra, E, Echo, V, Victor, D, Delta, A, Alpha. Okay, S E V D A. Okay. So, my second name. B. Bravo. O. Oscar. Z. Zulu. B. Bravo. E. Echo. Y. Yankee. B O Z B E Y. Okay. Bosbe And my third name. My. Third name yes Y Yankee I Türkçedeki i ama burada a diyoruz biz tamam mı arkadaşlar I I India L Lima M Mike Z Zulu I I L M A Z, ok? Yılmaz. Bunları biliyorsunuz. Bu kodlamalar önemliydi. Herkes kendi ismini kodlayacak. Şimdi devam ediyoruz. Geçen hafta bir şey daha öğrendik. Family members arkadaşlar. Geçen hafta aile üyelerimizi öğrendik, değil mi? Hatırlayanız var mı? Yes. 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 Okay. O zaman Uğur Bey orada mısınız? Evet, hocam. Okay. Uğur Bey, e, aile üyelerimizi öğrenmiştik. We have we have learned, we have covered last week. Okay. Our family members. Okay. okay. Arkadaşlar, geçen hafta aile üyelerimizi öğrenmiştik. Örneğin kız kardeş ne demekti Uğur Bey? Sister. Sister. Okay. Erkek kardeş ne demekti? Brother. Okay. Sister, brother, sisters, brothers. İkisinin arasındaki fark neydi Uğur Bey? S takısı olmadan ve eklenerek. Sisters. Sisters. kız kardeşler. Birden fazla değil mi? İkiden ha, birden ikiden fazla, fazla kız kardeş ne? olabilir. Süper. Enes orada mısın? Buradayım hocam. Süper, iyi ki de oradasın. Enes peki anne ve baba ne demekti? Anne ve babam? Mother ve father. Mother. mother, father. Father, değil mi? Ama genellikle mother ve father biraz daha terminolojik ve resmi bir e, kullanım. Örneğin mesela e, özellikle kızgınlık anlarında, e, öfkeli anlarda. Hani mother, father deme şeyimiz var ama normalde hani, e, İngilizler'de ve Amerikalarda mother, mama yani mom, mommy, mommy, dad, baba, daddy. Bunlar daha çok anneciğim, babacığım gibi anlamlara gelebilir. Okay. Peki, ee, Ezgi'cim orada mısın? Oradayım hocam. Oradayım hocam. Peki, büyük anne ve büyük baba ne demekti? Grandmother, grandmother grandfather. grandfather. Grandmother, grandfather. Aynı şey burada da geçerli. Grandma, grandpa. Okay? Grandma, grandpa. Yani Sevdan. grandfather, grandmother demeyiz ama grandma, grandpa diyebiliriz. Hüseyin peki oradasın. Evet. Sen de çocuk ne demek? Kız çocuğu ve erkek çocuğu. Daughter, Daughter. ve son. Kız çocuğu. Daughter ve son. Evet. Peki. Ee, sadece çocuk ve çocuklar ne demek herhangi bir ee, şey child, belirtmeden? Çıldırın çocuklar, child, Hı -hı. child çocuk. Harika, süper, öğrendik aile üyelerimiz. Granddaughter, hatta e, torun. Bravo. Erkek, bayan. Peki. Mustafa Çelebi. Evet, buradayım. Evet, harika, or oradasın. Peki, e, sana da şunu soracağım. Gözde, sen de oradasın, değil mi? Yes, I'm here. Harika. Yes. Şimdi, peki e, Mustafa Bey, şöyle sorayım size. Siz diyelim ki benim kız kardeşimin ismini merak ediyorsunuz. Nasıl sorarsınız bunu bana? What is your sister's name? Sister's name. Neden yes. sisters dedi gözde? Neden demiş olabilir? Çünkü senin kardeşin. Oradaki sisters in 'ın takısı getiriyor. What is your sister's name? Okay. Gözde, What is your mother's name? My mother's mother's name Nura. Orada ne eksikti cümlede? Kim söyleyecek? Is. My is. mother is. 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 Okay. My mother's Mama. name is Nuran. Is. Ama şey, bayağı sonuçlu cümleyi yaraladı. Ama e, tamamlanması gereken bir cümle bu. My mother's name is Nuran. Gördüğünüz işte tebrik ediyoruz. Ne orada? Peki arkadaşlar, e, aile üyelerimizi öğrendik. Bu bizim için önemliydi çünkü. Ee, en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi de aile üyelerimizdi. geçen haftaki konularımızdan en önemli konulardan bir tanesi de buydu. Peki şimdi bu haftaki asıl konumuz dediğim gibi mesleklerde. Ee, şimdi ben burada bazı meslekleri size tekrar etmek istiyorum. Özellikle hani ee, bazılarını seçtim hani bu mesleklerden. Şimdi mesela arkadaşlar e, bazı meslek isimleri daha var. Onları ben özellikle paylaşmak istiyorum. Yani sizin hani karşılayabileceğiniz e, duyduğunuzda hani şaşırmayın çok kullanılan meslekler bunlarda. Mesela accountant var. Bu ne demek Ece öğretmenim? Accountant arkadaşlar muhasebeci demek muhasebeci bu da çok kullanılan sizin çok karşılaşacağınız bir e, kavram muhasebeci advertiser mesela bu da çok havalı bir kelimedir advertiser bu da bir meslektir ne olabilir sizce var mı tahmininiz ee, reklam evet reklam çünkü Gözde'nin okuduğu bölüm olduğu için bir yandan bu dersleri de aldı Gözde. Advar <laughs> ne dedik? Advertiser değil mi? Advertiser reklamcı. Advertisement reklam. Yani bunlar birbirinden üretilmiş kelimeler. Mesela agent. Agent ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Hep filmlerde duyarsınız. FBI agent. Hı? Ajan. Değil mi? CIA. Evet. CIA ajanı. Ajan. Yes. Ajan demek. Bunu da bilin. Bunu filmlerde hep duyacaksınız. Ambassador. Ambassador. Bunu da çok duyacaksınız. Bu da Büyükelçi. Ambassador. Ambassador. Peki, architecture... Architecture mimar. Mimari bir şey demek. Architecture. Architect. Architect mimar demek arkadaşlar. Mimarlığı da duyabilirsiniz. Author. Author hatta. Author. Author yazar demek. Roman yazarı olabilir bu. Bir hikaye yazarı olabilir. Şiir olabilir en çok duyduğumuz çevremizde gördüğümüz şeylerden bir tanesi baker. Baker fırıncı demek bizim için olmazsa olmaz mesleklerden bir tanesi baker. Businessman and businesswoman var. Bunlar iş adamı ve iş kadını diye geçer. Businessman, businesswoman. Barber var. Barber ne olabilir arkadaşlar? Barber. Tanıdık değil mi? Barber. Peki. Barbara ismi de oradan mı türemiş <laughs> acaba? Hayır sanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Yine en çok sevdiğim benim kelimelerden bir tanesi. Hepinizin çevresinde duyacağı mesleklerden bir tanesi. Carpenter arkadaşlar. Carpenter. Epi havalı bir kelime bu da. Carpenter. Bu da marangoz demek. Değil mi? Marangozlar da çok çok önemli yani. Çok önemli bir meslek bence yani sonuçta. Arkadaşlar driver'a demin konuşmuştuk. Ne demekti driver? Şoför. Şoför. Ne sürücüsü? Araba hani süren. Araba sürücüsü. Peki bir tane daha bir meslek daha var. Onu da paylaşmak istiyorum. Bundan da hepimiz büyük ölçüde korkuyoruz. Dentist. Dişçi. Dişçi. Yani ben korkuyorum en azından bilmiyorum. <laughs> Burada bir şey söylemek istiyorum, söyleyebilir Tabii miyim? Ki. Acaba? Bu Tabii. mesela <laughs> e, şey var ya, bu sürücü diyoruz ya mesela. Driver. E, evet. Sonra bu mantıkla at binmeyi de e, buradan hareketle bu fiilden hareketle yola çıkarak bir cümle kurmaya çalışıyoruz genellikle. Ben yapmıştım yurt dışında. <laughs> O yüzden, Olabilir, yani evet. sonuçta konuşmayı e, konuşmayı denemişsin. E, peki dry... dry cleaner özellikle otellerde ihtiyacınız olan bir şey bu, kuru temizleme, kuru temizlemeci. Electrician var, electrician bu ne? Elektrikçi. mi? Evet. 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 Aynen. aynen, aynen. Engineer. Mühendis. Evet. evet. Peki Farmer'a Ece söylemişti. Ne demekti? Çiftçi. Çiftçi. Evet. Peki. Bunu da çok sıkça duyarsanız televizyonlarda ama artık şaşırmayacaksınız ne duyduğunuzda. Fashion designer. Fashion TV'den gelsin aklınıza. İsmail Bey falan vardı. Fashion TV. Modacı. Fashion designer modacı demek arkadaşlar. Fashion designer. Fer Fireman var. Mu? Fireman. 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 Saj. Fireman. Saj. Saj. Evet. Peki fisherman var. Fisherman. Balıkçı. 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 Evet. Çoğunuzun zaten aşina olduğu şey. Peki florist var. Florist. Çiçekçi. Flor. Değil mi? Florist çiçekçi. Furniture var. Furniture'ın mobilya anlamı da var ama furniture maker dersek eğer mobilyacı. Şimdi bizim bir de en çok mahallemizde olan şeylerden bir tanesi ne, ne arkadaşlar? Bakkal. Bakkal, bakkal değil bakkal. mi? Grocer. Grocer bakkal demek böyle küçük hani bizim alıştığımız gardener var. Gardener, garden bahçe demek. Gardener bahçıvan demek. Arkadaşlar kuaför de demin dedik ya berber. Barber. Barber. Barber demek. Hairdresser. Hairdresser diye duyarsanız bu da kuaför demek. Hairdresser. Ha, berber bizdeki kuaför hairdresser oluyor yani kuaför berber berber bizdeki kuaför de hairdresser gibi bir şey oluyor. Hair, hairdresser, hair saç hair demek arkadaşlar. Housewife, çoğunum, çoğumuzun annesi ev hanımıdır zaten. Ev hanımı. Housewife geleneksel olarak bizim ülkemizde. Peki bir tane daha tatlı bir kelime var. Inspector arkadaşlar. Inspector gadget vardı hatırlıyor musunuz? Müfettiş gadget. Inspector. Sigortacı var mesela, insurer. Özellikle sonu er ile biten meslekleri kolayca öğrenmeniz ve eşleştirmeniz etrafınızdaki şeylerle bunları paylaşıyorum. Mesela journalist var. Journalist ne demek? Gazeteci. Evet, gazeteci demek. Arkadaşlar bir tane daha çok güzel meslek var. Buna da ihtiyacınız olabilir. Locksmith. Locksmith ne demek biliyor musunuz? Çilingir demek. Minister. Minister tanıdık geliyor mu size? Evet. Prime Minister. Ne demek Prime Minister? Cumhurbaşkanı değil mi? Ya da öyle başbakan. Bir şey... ha, başbakan. Prime Minister. Evet. evet. Yani başkan hani... Ee... Peki, çok güzel bir kelime daha var. Milkman. Milkman ne olabilir? Sütçü mü? Sütçü. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok iyiymiş ya. Değil mi? Çok iyi. Waterman de olamaz. Sütçü <laughs> Notary ne demek arkadaşlar? Notary. Noter. Noter demek. Noter. Noter. Demek. Novelist romancı demek yani roman yazan anlamında. Ha, yazar anlamına da geliyor sanırım. Tabii. Painter ne demekti? Painter boyacı demek. Boyacı. Painter. Paint boyamak, painter. Pilot. 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 Herkes bildi. Hostess zaten hostess demek. Başbakan, Premier Minister demiştik zaten. Bazı kelimeler birbirine çok yakın. Mesela photographer, philosopher, philosophy, philosopher, felsefeci. Printer ne demek arkadaşlar? Hep duyuyorsunuz print, 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 printer. Ne demek printer? Yazıcı. Aynen. Değil mi? Prosecutor. Arkadaşlar bu da sevebileceğiniz bir kelime. Lawyer'a yakın bir kelime. Savcı. Prosecutor. Postman. Postman ne demek? Postacı. Postacı. Çok kolay. Reti Retired'ı zaten biliyorsunuz. Emekli. Recep receptionist. Peki receptionist. Reception. Receptionist. Scientist, scientist'i biliyorduk. Secretary'i biliyorduk. Değil mi? Singer'ı biliyorduk. Soldier asker demek. Speaker, speaker sunucu. Değil mi? Student. Evet. Peki spy ne demek? Bunu da filmlerden duyarsanız, Agent'la birlikte duyarsınız. Spy. Casus. Yine çok bizim ihtiyacımız olan mesleklerden bir tanesi. Taylor. Taylor ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Terzi demek. Terzi. Öğretmeni zaten biliyorsunuz. Teacher. Translator. Çevirmen demek. Translator. Treasurer var. Treasurer. T treasurer veznedar, veznedar demek. Unemployed ne demekti? İşsiz. Evet. Waiter ne demekti? Waiter garson demek. Waitress kadın garson demek. Worker işçi demek. Writer demin demiştik yazar writer author değil mi arkadaşlar şimdi bunlar özellikle benim sizler için seçtiğim çeşitli meslek isimleri bunların her birini hemen ezberlemenizi beklemiyorum ama duyduğunuzda kulağınızın aşina olacağı meslekler bunlar şimdi arkadaşlar now we are we are ending arkadaşlar. We are ending our class. Okay? Bitiriyoruz şu anda. son erdireceğiz. Şimdi sizden istediğim bir şey var haftaya için. Haftaya için bir şey istiyorum. Bir tane göreviniz şu. isminizi ve soyadınızı Bir tane de partnerinizle eşleşin. Kendiniz seçebilirsiniz partnerlerinizi ikili ikili şekilde. Ben şimdi dersten ayrıldıktan sonra siz hemen çıkmayın. Lütfen eşleşin. Bir tane partner seçeceksiniz kendinize çalışmak için bu hafta içi. İsminizi, soyadınızı birbirinizin kaydedebilirsiniz. Bunları kayıtla bana gönderebilirsiniz. İsminizi, soyadınızı kollayarak. Benim size öğrettiğim hani vardı ya. Alfa, Bravo, Charlie. Delta, Echo, Fox Road, Golf, Hotel, Juliet, India, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar şeklinde bu harfleri öğrenmiştik hatırlıyorsunuz. Kodlamayı öğrenmiştik değil mi? Papa, Kubek, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, Zulu. Okey? Bunları kullanarak isminizi kodlamanızı istiyorum. Kaydedebilirsiniz bunları. Mesela diyelim ki bunu şöyle yapacağız. Diyelim ki ben Ece ile eşleştim. Ece Ece'nin soyadını ve adını kodlayacağım, kaydedeceğim. Ece benim adım ve soyadımı kaydedecek, kodlayacak. Kendimizin kendimizi de aynı şekilde yapacağız. Sonra bana bu eşleştiğiniz arkadaşınızla birlikte karşılıklı bir diyalog hazırlayacaksınız. Diyaloğun kapsamını içeriğini önceden konuşun. Bu diyaloğun içinde adınızı, birbirinin adını, halini, hatırını sormak, nereli olduğunuzu sormak, mesleğinizi sormak, aile üyelerinizin adını ve soyadını neyse onları sormak, onların mesleklerini, kendi mesleklerinizi, kendi yaşlarınızı ve onların da yaşlarını sorarak bana küçük bir kayıt hazırlayın. Bu kaydı niye istiyorum. Bu kaydı Genel bir tekrar yapmanız ve sizin birbirinizle çalışma fırsatını doğurmanız için istiyorum. Ee, arkadaşlar, Thank you for all, for your participation to my class.